WebDejon'dan herkese merhabalar. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber günümüzde çoğu hastalığın tedavisi bulunmuş durumda. Tedavi ücretleri çok masraflı olsa da bazı ölümcül hastalıkların bile çaresi bulunmuştur. Fakat ölümsüzlüğün çaresi günümüzde hala bulunmamaktadır. Ölümsüzlüğe en yakın ve en basit düşündüğümüz çare ise zihin aktarımı. Peki zihin aktarımı günümüzde mümkün mü? Gelin bakalım. Ölümsüzlük düşüncesi tarihe baktığımız zaman hep ulaşılmak istenen hedefler arasında yer almıştır. M.Ö. 3. yüzyılda antik Çin'de Civa'nın ölümsüzlük sağladığına inanılıyordu. Öyle ki Çin imparatoru olan Qin Shi Huang yüksek miktarda Civa yutup ölümsüz olacağına inanıp zehirlenerek ölmüştür. İnsan beyni hayata geçirdiği düşünceler sayesinde teknolojiyi kontrol eden noktadaydı. Öyle görünüyor ki çok da uzak olmayan geleceğimizde teknoloji beyinlerimizi kontrol edecek. Son yıllarda sıkça gündeme gelen ve üzerinde farklı çalışmalar yapılan insan beyin projesi adı altında beynin tüm işlevlerinin transfer edilmesi amaçlanıyor. Proje içeriği, vücudun ya da beynin yaşamsal faaliyetlerini yitirmesinin sonrasında beynin sahip olduğu bilgilerin dijital ortama depolanmasıdır. Peki teoride mümkün gibi görünen bu zihin transferi uygulamada ne kadar mümkün? George M. Martin teorisinde bu konu için zihindeki bütün bilgiler ve süreçler beyinden ayrılırsa o bedenin bireysel yaşam süresi de zihinden ayrılmış olur. Bu bilgiler dijital ortama kopyalanabilir ve bu sayede kişiye dijital ölümsüzlük getirir. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk da kendi zihnini zaten bir bulut hizmetine yüklediğini belirtti. Musk, beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonla konuşabilseydiniz arkadaş olur muydunuz sorusuna çoktan yaptım cevabını verdi. Musk, daha önce şirketi Neuralink'in 2023'e kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti. Arizona Üniversitesi'nde çalışan sinir bilimci ve elektrik mühendisi olan Charles Higgins, 100 milyar nöronun birbiriyle olan bağlantısındaki karmaşık yapıyı, yani beyni cerrahlar bile başarıyla nakledebilseydi omuriliğe aktarmalar gerekirdi dedi. Higgins, çözüm yollarından birinin de klonlama olabileceğini düşünüyor. Sinir bilimciler de şimdiye kadar tek seferde sadece 100 bin civarı nöron arasındaki bağlantının haritasını çıkarabilmiş ve bu miktar bir solucanın beynine eşdeğer. Bir başka bilim insanının günümüzde yapabildiği şey beyni ait olduğu yerde düzenlemek. Örnek olarak Kolombiya Üniversitesi'nde çalışan bir araştırmacı tedaviye direnç gösteren ağır depresyon hastasına sahip bireylerde derin beyin uyarıcıları yerleştirmiştir. Hassas bölgelere elektrik sinyalleri gönderdiklerinde hastanın belirtileri aniden azalmıştır. Bir kadının 1,5 yıl sonra depresyonunun tamamen kaybolduğu bile görülmüş. Bilim insanları bu konuda daha fazla yoğunlaştıklarında beyindeki bilginin direkt olarak dijital ortama aktarabileceğini düşünmektediler. Sizler beyninizi dijital ortamda depolatmayı düşünür müydünüz? Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil ve teknolojiyle ilgili içeriklere sosyal medyada rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.